Lüks yani, artık bizim gibi adamlar arabaya binmesi lüks. Benzin ve motorine zam gelmesinin ardından bugün sabah servisçi mesaj attı. Çocuk başı 60 lira, servis ücretlerine zam yapıyorum diye. Bizim de arabamız vardı. Bu zamlardan dolayı arabayı satmak zorunda kaldım. Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaştan sonra Brent petrol 100 doları aştı ve bu da akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiledi. Akaryakıtta benzin 1 lira 61 kuruş, motorin ise 1 lira 51 kuruş zamlandı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına yeni akaryakıt fiyatlarından nasıl etkilendiklerini sorduk. Bakalım nasıl cevap aldık. Çok çok hemen de tarif edemeyeceğim şekilde etkiliyor bizi yani. 300 liraya gidiyordum ben Ürgüp'e. Şu anda 700 liraya doluyor. 700-800 liraydı. Şu andakini almadım yani. Bu zamdan dolayı almadım yani. Ben sık sık Ürgüp'e gidip geliyorum köye. İnanın oraya vardığım zaman pompada tuhafıma gidiyor yani. Ben böyle bir zam görmedim. Ben şu anda 70 yaşındayım. Hayatımda böyle bir pahalılık görmedim. Deponuzu doldurabiliyor musunuz? Yok, nerede dolduracağım? 200-250-300 liralık alıyorum şu anda işte. Başkanım, önceden 150 liralık alıp gidip geliyordum. Şu anda 300-350-400 nerede dolduracağım? Mümkün değil yani. Bir 50 liralık şeyde küsuratta şey etti. Bu zam gelmeden önce 50 liralık benzin de ona ilave et dedim. 3,5 litre aldı. İnsanın tuhafına gidiyor yani. Vallahi diyorum ya. Çok çok yerim çok. Ben böyle hayatımda böyle bir pahalılık görmedim. Yani zaten çok kötü etkilendik şu anda. Yani iki katı arttı tabii yani. Mazot fiyatları. Binemiyoruz artık yani, araçlara binemiyoruz. Toplu taşımaları kullanıyoruz yani. Yani aracınız yatıyor şu anda. Evet evet, maalesef yani, maalesef. İş kuyruklarda beklediniz mi bu zamlardan sonra? Bir iki kere bekledik evet yani. Zam gelmeden önce yakıt alabilmek için. O da tabii çare değil yani, alıyorsun depoyu doldurabilirsin, dolduruyorsun. Kullanırsan bir hafta 10 günde bitiyor yani, bir çare değil bu tabii. Ne kadarlık dizel alıyordunuz sormasayı? Yani 200 liraya, 250 liraya doldurduğum depoyu şimdi 600-700 civarında anca doluyor yani. Çünkü 8 lira, 7-8 lira gibi bir rakam alıyorduk. Şu anda dizel 17-25 sanırım. O civarda yani. Abicim çok büyük etkiledi. Zaten millet alamıyor, binemiyor. Benim evim önünde araba duruyor. Binemiyor. Yani arabaya binmem lüksümüz bizim için bitti. Yani 5 lira, 4250 asgari ücret yaptılar. Bizim cebimize giren doğru dek para yok. 3 tane bebe var, ev kira. Hala aynı şey, aynı şey devam ediyor. Yani çalıştığımızın, kazandığımızın hiçbir anlamı yok. Boş. Yani geçinemiyoruz yani. Peki mesela merkeze neyle gidip geliyorsunuz madem aracı kullanmıyorsanız? Tramvay, otobüs. Toplu taşımayı kullanıyorsunuz. Evet, toplu taşıma. Daha uyguna geliyor. Ben çarşıya gelip gitsem 30 lira yakacak. 10 liraya gidip geliyorum. Ne gerek var arabayla gelmeye? Peki, ne kadarlık benzin alıyordunuz? Aracın hangi tür şeyi kullanıyordunuz? Arabayı aldığım en fazla 100 liralık alıyordum. Bir hafta biniyorduk, bir hafta binmiyorduk yani. Onu da binemiyor artık. Evin önünde duruyor. Tamamen lükse bindi. Tamamen lükse mi bindi yani? Lüks abicim, başka ne? Lüks yani, artık bizim gibi adamlar arabaya binmesi lüks. Gerek yok yani, gerek olmadığı da binmeyeceğim. Peki hiç benzin kuyruklarına falan takıldınız mı böyle? Orada beklediniz mi hiç? Yok, beklemedim. Gitti, almam yani. Alsam ne olacak ya? O da bitmeyecek mi? Gerek var mı da durup durmuyor yani? Sıraya durunca ne olacak ki? Bitmeyecek mi aldığın benzin, mazot? Bitecek. Yani anlamı var mı da sıraya durmanın? Bence bir anlamı yok. Ben anlam göremiyorum. Öncelikle arabam yok. Yalnız arabası olanlardan daha çok etkileniyoruz. Biz şöyle, benim iki tane çocuğum var. Devlet okulunda okuyor. Servisle gönderiyorum. Her ay iki çocuğa 590 lira servis ücreti ödüyorum. Dün akşam benzin ve motorine zam gelmesinin ardından bugün sabah servisçi mesaj attı. Çocuk başı 60 lira, servis ücretlerine zam yapıyorum diye. Ben bu olayı şöyle yorumluyorum. Hani diyorlar ya, dünya devi bir ülkeyiz işte. Rusya ve Ukrayna arasında savaş oluyor. Bu petrol devlerinin arasındaki çekişme direkt bize yansıyor. Biz yani dünya lideri gibi görünüyoruz ama dışa bağımlı ülkeyiz maalesef. Çözüm olacağını da düşünmüyorum ben. Yani bir çözüme kavuşacağını da düşünmüyorum. Çünkü bizim bir petrol kaynağımız yok. Yeraltı kaynağımız olmadığı için her şeyimiz bu akaryakıt fiyatlarına endeksli. Bir lokantaya gidiyoruz. Elektrik, doğalgaza zam gelmiş. Menüye yansıyor. Bir çay içmeye gidiyoruz. Şurada belediyenin yeri var. Gittim çay içmeye. Diyor ki önce yemek yersen diyor. Çayı ikram olarak veriyoruz diyor. Çay bile satmıyorlar. Bir restorana gidiyoruz. Isıtıcı diyor saat başı 5 liraya çalışıyor diyor. Hani esnafa da bir şey diyemiyorum. Ama halkın
gündeminin daha farklı konular olduğunu düşünüyorum ben. Enerji Piyasasını Düzenleme Kurulu'nun bu fiyatlara açıkçası bir güncelleme getirilmesini talep ediyorum. Sigortasını da yaptırmadım ben. Öyle yatar hiç bilmiyorum. Ne amerdim daha hiç bilmedim. 4 aydır. 4 ayda neyle ulaşım sağlıyorsunuz? Yan gidip geliyor işte. Ya. Otobüsüne gidiyor şehirlere gidersek. Öyle yani. Peki ne kadara dolduruyordunuz eski arabanızı? Vallahi ben 6 ay önce dolduruyordum. O zaman benzin 7000 liraydı. Bilmiyorum yani. Şimdi hiç doldurmadım. Kaç liralık alıyordunuz mesela? Ya işte 350-370 lira falan alıyordum o zaman. Birkaç ay önce bir de değil mi? Çok canım. Yılbaşından önce yani. Ondan sonra hiç binemedik biz ya. Etkileyeni etkiler. Etkilemeyeni zaten etkilemez. Ne olursa olsun. Etkilemez yani. Çünkü araban varsa ne etkileyecek? Araban yoksa zaten etkilemez. Her şey tabii ki neye bakıyor? Benzine bakıyor, mazota bakıyor. Mazot pahalanırsa her şey pahalanıyor. Allah yardımcımız olsun. İnşallah düzelir. Yani bütün aldığımız her şeye yansıyor. Marketler olsun, diğer şeyler olsun. Sonuçta her şey doğal yakıt da alındığı için, ana ham maddesi yakıt olduğu için illaki etkiliyor yani. Peki siz ulaşımınızı neyle sağlıyorsunuz? Otobüste sağlıyorum, toplu taşıma. Peki arabanız var mıydı önceden mesela? Orada ama sattım. İyi ki de satmışım yani. Ne kadar önce mesela sormasayım? 4 ay falan oluyor satalı. Yani yeni sattınız biraz. Yeni sattım. Peki satmanızın gerekçesi neydi mesela çok şey yapmak? Yakıtların çok artış olması yani bu tür şeyler. Maliyetinizin arttığı için. Maliyetin artması evet. Peki önceden ne kadara dolduruyordunuz mesela deponuzu? Yani en son ben satmadan önce 300 TL'ye dolduruyordum. Şu an 650-700 TL'ye doluyor en az. Yani %200 arttı. Yani bundan dolayı da aracınızı sattınız. Kesinlikle. Valla çok büyük etki yapıyor. Yani bu motoruna gelen zamlar A'dan Z'ye her şeye zam olarak yansıyor. Bu zamı çok hissediyoruz vatandaş olarak. Bizim de arabamız vardı. Bu zamlardan dolayı arabayı satmak zorunda kaldım. Ben emekli bir memurum. Şu anda emekli memur olarak geçinemiyorum. Ben bundan önce birikimimle ev almıştım, araba almıştım. Fakat bu dönemde hem evimi satmak zorunda kaldım, hem arabamı satmak zorunda kaldım. Hani bugün bundan 2-3 ay önce 300 bin liraya, 350 bin liraya doldurduğumuz bir market filesini şu anda 1 milyonun üzerinde şeyi yapıyor, dolduruyoruz. Hani yakıta gücümüz yetmiyor. Arabayı çalıştıramıyordum. Hani bu araba bir benzinle veyahut da mazotla şey değil. Bunun vergisidir, kaskosudur, sigortasıdır, bakımıdır. Şeyine gelemediğimiz için sattık arabamızı.